Hepinize Kosova Priştine'den tekrardan merhaba. Makedonya Üsküp'e gidiyoruz. Üsküp Priştine'den 2 saat uzaklıkta ve sadece 9 euro. Normalde otostop çekecektim. Ama büyük ihtimal çekmeyeceğim ve biletimi aldım. Şöyle yaklaşık 9 euro falan ödedim. Yani ülke değiştiriyorsunuz ve sadece 9 euro ülke değiştiriyorsunuz. Şu an Priştine Otogar'dayım. Priştine Otogar merkeze bir 30 dakika, 25-30 dakika yürüme mesafesinde rahatlıkla yürüyebilirsiniz ve direkt bus station yazınca çıkmıyor. İşte buranın dilinde işte stacioni, otobüse ve tarzı bir şey yazmanız lazım. Şu alta koyacağım. Farklı bir isim var. Direkt bus station yazınca çıkmıyor. Gelip buradan bileti alabilirsiniz. Her saat başta Makedonya Üsküp'e otobüs var buradan. Ki otostop çekmek isteyenler de biraz şehrin dışına çıkması gerekiyor. Tavsiyem 9 lira için o kadar şey yapmayın. 330 liraya falan ülke değiştiriyorsunuz. Şimdi otobüsü bekliyorum. Bir 5 dakika sonra kalkacak şu köşede. Ve küçük otobüs. Onunla birlikte gideceğim. Kosova hakkında düşüncelerim ise yani yaşam olarak hakim bir yaşam stili var Kosova'nın. Biraz daha yavaş. Sanki böyle bir eski Türkiye'deki bir il gibi hissettim burayı. Biraz daha böyle enflasyon düşük. Yeme içme ucuz. İşte araba falan ucuz. Hani öyle yani. Onun dışında pek ekstra bir çok gezecek bir yeri gerçekten yok. Yani büyük bir ülke değil yani. Yine de gelmek isteyenler, hava değişikliği olsun diyenler birkaç günlüğüne gelebilir kesinlikle. Şu otobüs gidecek. 4 dakika falan var. Otobüs diyorum. Minibüs. Ama yol 2 saat olduğu için yani büyük küçük olmasının pek bir farkı yok. O yüzden de sıkıntı yok yani. Makedonya'ya şu an girdim. Şu an Üsküp'teyim. Girişte hiçbir sorun olmadı. Direkt hatta yani direkt indik. Pasaportu verdik. Direkt okuttu. Yüzüme bile bakmadan bir şey de sormadı zaten. Geçtik. Zaten hani Makedonya çok sıkıntı yapmıyor. Hani geç git yapıyorlar. Genelde Balkanların çoğu öyle. Birkaç ülke belki Bosna biraz sıkıntı diyorlar. Şu an girdim. Tam meydana geldim. Şu meydanı belki buraya daha önce gelenler bilir. Şurada bir büyük bir heykel var. Şu arkamda da burger vardı. Burger'ın wifi'sinden bağlandım internete. Baktım gideceğim hostel, yani tuttuğum hostel History Hostel diye bir hostel. Yaklaşık 1 kilometre falan, 15 dakika yürüme mesafesi. Çok uzak değil. Şimdi o tarafa doğru geçeceğim. Bakalım bir herhalde bir şeyler atıştırıp o tarafa doğru geçeceğim. Umarım iyidir. Bu arada bugün son olarak 6-7 tane arkadaşla tanıştım bayağı. O kadar şöyle, Türklerin bu özelliğini seviyorum ya. Bizim sadece bizim ırkımıza özel bir özellik. Eğer yurt dışındaysan ve Türk biri geldiyse şöyle soruyor hani: "Aa, Türk müsün? Türksün." "Türküm." "Tamam. Artık arkadaş oluyorsunuz yani, bu kadar." Bu hiçbir ırkta yok. Bir tek bizim Türk milletinde var. Hani Türk müsün? Türk. Güzel bir özellik. O yüzden de yine bir 5-6 tane kişiyle tanıştık işte. Onlarla da birkaçı geziyormuş onların da falan. Gayet iyiydi yani. Tekrardan merhaba. Gece hostele yerleştim. Açamadım, kusura bakmayın. İsmi History Hostel. Geceliği 7 euro falan yaklaşık. Aynen 7 euro. Gördüğüm kadarıyla sahibi de Türkmüş bu arada. Hostel şöyle, şimdi dışarı çıkacağım. Bayağı temiz. İlgili gerçekten. Adam da ilgili. Hani Türk olduğum için değil, normalde de ilgili galiba. Depozito falan istemedi. Dinar olarak da yaklaşık 420 dinara falan geliyor. Tam olarak 7 kere aynen. 420 dinar. Bu tarafta da şurası kullanılmıyor. Sadece eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Ve şurada da bir tane hokkabaz çocuk varmış. Onun bu bisikleti. Çocuk 10 yıldır dünyayı geziyormuş. Venezuelalı. Sadece hokkabazlık yaparak para kazanıyor. Başka hiçbir şey yapmıyormuş. Şimdi dışarı çıkacağız. Hazırlanıyorum. Makedonya'da aynı Türkiye'deki köyler gibi. Böyle Türkiye'de bir kasaba gibi bu taraf. Çok değişen bir şey yok yani. Çok farklı, aşırı farklı bir kültür de yok.
Şehrin bir Türk tarafı var, bir de Hristiyan tarafı var galiba. Ben şu an Türk tarafındayım. Karşı tarafın tam köprünün oraya geçeceğim. Taş köprü var. Taş köprüden karşıya geçince Hristiyan tarafı. Taşköprü tarafına geldim. Bu arada Kosova'ya göre mimari yapısı gerçekten kat kat iyi. Şuna bakın. Devasa heykelleri var her yerde şehrin. Karşı tarafta da var. Yani mimari yapı olarak kesinlikle Kosova'ya bin basar. Ama insan nasıl, ne yapıyor bilmiyorum. Şimdi gidip bir satış yapacağım. Öncelikle bir karton bulmam lazım. Nereden bulacağım onu da bilmiyorum. Şu an tam olarak Taşköprü'nün Türk tarafındayım, Türk çarşısı olan tarafındayım. Bu yolda bir yere kuracağım bakalım. Nereye kuracağım bilmiyorum. Ama karton yok. Bir tane karton çözmem lazım. Zaten gezginler de çoğu hepsi bu köprüye kuruyor. Başka bir yere kurmuyor yani. Bu köprünün bitişine, çıkışına bu taraflara kuruyorlar. Gelip kurmak isteyenler varsa bilginiz olsun. Köprüde ve etrafta çok fazla çingen varmış. Gördüğünüz gibi şurada da bir bina var. Yapıları cidden çok hoş ve güzel. Tam köprünün ortasına geldim. Orada bir tane arkadaşla tanıştık işte. O da fotoğraf çekiyormuş şu tam köşede. Şimdi tam oraya kuracağım. Büyük ihtimal çok ses var. Telif yememiz için biraz sonra açacağım videoyu. Bir kurduktan sonra gidiyorum. Pazarı kurdum. Yanına da 4 tane 5 tane Türk arkadaşla tanıştım. Bir tanesi de video çekiyor. Pazar aynı dünkü gibi şu şekilde, satışlar olmadı, bir saattir falan buradayım, yaklaşık 6-7 euro falan sattım. Benden bileklik aldılar, destek oldular. Şimdi onlar gidiyor. Sağdaki çocuk aynı Kubilay Aka'ya benziyor. Dikkat edin, Celesun'a. İsmi Berk, şu çocuk. Yunus'la da şimdi tanıştık. O da fotoğraf çekiyor. Polaroid mi ne deniyor? İşte benim o şipşak foto dediğim. Tam ileride de bir tane cingen var. Sadece Türkçe müzikler çalıyor. Öyle takılıyoruz yani. Çok satış olmadı. 7-8 euro falan oldu. Kötü değil. Fena değil.
arada dans mans ediyor sıkılınca. Bir şekilde gidiyor. Geç geldiğim için çok hızlı satış olmuyor. Bir akşama kadar falan duracağım bugün. Bakalım ne kadar birikecek bilmiyorum. İyi gidiyor şu an. Kanka kendinize iyi bakın. Son olarak, son olarak videoda bir şey ne demek istiyorsunuz? Yani diğer ülkelerde inşallah görüşürüz. Söylediler sana amına koyayım gelasın benim. Kanka son olarak ne söylemek istiyorsun sen de? Vallahi seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Eyvallah. Oğlum videoda izliyor şey yapma normal. Yok normal yok normal değil de. Ya zaten söylemiştim. Bizim için çok iyi oldu senin tanıdığım. Eyvallah kanka inşallah görüşürüz başka bir yerde. Görüşürüz. Umut evet, kendinize iyi bakın. Zaten abone olduk beğenmeyi. Eyvallah desteğiniz için sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz kanka. Seni kazacaktım çukurda tutulamayınca. Bilal. Aynen aynen. Vallahi yolu köşeyi dönerdin ha. Kumrla yaka köprü de dans ediyor. Kanka görüşürüz kendinize iyi bakın görüşürüz. Akşam oldu ve pazarı kapattık şu an Burger King'deyiz. Yaklaşık olarak şu kadar para kazandım sayacağım şimdi. Arkadaş da fotoğraf çekiyor. O da kaç para kazandı? 3000'i buldu ya. 3000 dinar. 3000 dinar falan kazanmış. O da kaç euro? Aynen 50 euro falan yapıyor günlük. Yani sezon çok iyi olmadığı için normal yani iyi fiyatlar normal, 50 euro. Aynen. Biliyorsun Türkiye'de kimse vermiyor. Çok daha iyi. Aynen aynen. Bende de hesapladım az önce yaklaşık bir 1600 falan dinar var. O da kaç para yapıyor? 25-30 euro civarları bir şey yapıyor. Benimki de fena değil yani. Şeyleri göstersene bir kanka. Bu paralarını mı? En küçük kağıt paraları. Ha, bu binlik var mı sende? Binlik şurada var. Ha. 2000'lik de var. Şu binlik en büyük para. 2000'lik de mi var? 2000'lik var. Ha 2000'lik de var ha. Bende var mı ona bir şüpheliyim. 2000'lik yok bende şu an. Ben en büyük 2000'lik. 500'lük tut yani gelirse. Direkt ha. 100'lüğe çevirin onu. Şöyle 1000 dinar var. Bu da yaklaşık 16 euro falan ediyor. TL olarak da kaç para? 550-600 lira falan yapıyor herhalde ortalama. Aynen o civarlar. 550-600 lira arası bir şey yapıyor. Şu 500 dinarları. Bu da işte onun yarısı. En küçük 100 var. Genelde 100 çok dönüyor burada. Aynen 100 çok fazla. Genelde her şeyin fiyatı 150-200-300 olduğu için. Genelde yüzlük çok kullanılıyor. Bir de lanet bir para. Aynen bu on. Bir de yırtsan yırtılmıyor böyle. Bir de onları aynen. Şu onlarında da plastik aga. Bunlar şey yani yırtılmıyor yeni olan paralar. Nedense hani büyüklerde niye bunları plastik yapmamışlar? Bilmiyorum normalde şu yırtılsa yeni, ben kahrolurum. Aynen yeni paraları. Hiç umurumda olmaz ama. Aynen büyük paraları hiç şey yapmamışlar. En küçük paraları şey yapmışlar. On bunun değeri kaç para? 5-6 lira falan. 5 lira 6 lira falan değeri. Yani bunları plastik yapmışlar. En küçük kağıt parası da bu. Bunun galiba bozuk parası da var. 10 dinarlık. 50'lik falan. Aynen. 50'lik dinar var bozuk. Şu da 50 dinar. Aynen. Bozukluk ne gösteriyor? Bozukluk da var mı? 2'lik. Bu 20 saniye. 20 saniye. Şunlar da bozuk paraları. 2'lik, 5'lik, 10'luk da var. 50'lik de var diye biliyorum galiba. 50'lik de var mı? Aynen. 50'lik var tamam doğru daha demin söyledim. 50 dinar vardı var. Ya sende var mı? Ona. Bende yok. Ona baktım da. Ya otomatta harcıyorum ben onları da ha. Genelde. Ondan yanımda yok euro bunlar. Bunların hepsi euro. Ve burgerde bir kahve söyledik Amerikano bunun da fiyatı 55 dinar mı? He 25 dinar yani falan. Yani 25-30 lira arası bir şey geliyor. Yani uygun fiyatlar aslında. Yeme içme genelde Balkanların her yerinde şey ortalama aynı şey fiyattan yani ucuz. 3 liraya karın doyurulabiliyor. Aynen. 3 liraya. Şimdi arkadaştan ayrıldık. Tekrardan hostele geçiyorum. Büyük ihtimal bu videoyu bugün düzenleyeceğim. Şöyle etraf sabah gördüğünüz yerler. Yani şey olarak güzel, mimari olarak bir 3-4 gün durulur. Birazcık keşfedeceğim, bir bakacağım nasıl durumlar. Sonrasında bitme Ohri'de geçeceğim. Bir süre daha buradayım. Bugün kazandığım paranın ortalama değerini soracak olursam, yani söyleyecek olursam asgari ücret falan burada 30 bin dinarmış Makedonya dinarı. Ben 1600 falan kazandım. Kaldığım hostel 400 küsur dinar, 420 dinar.
Yani normal bir para ki 3-4 saatte iyi yani şey olarak. TL olarak da 1000 liraya falan geliyor kazandığım para. Şimdi gidip birkaç kalan videoyu editleyeceğim, düzenlemesini falan yapacağım. Şimdi hostele doğru gidiyorum. Hostel köprüye bir 15 dakika falan yürüme mesafesinde, 15 dakikalık. Gidip videoyu düzenleyeceğim, geçen videoyu açacağım. Bunu da büyük ihtimal çektikten 2-3 gün sonra izleyeceksiniz. Yani güzel video atmaya çalışıyorum. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videoda görüşmek üzere.